Tamam. Görünüyor kadar. Arayı sikeriz bilmem ne yaparız. O şeyine bastın mı benim zaman evet. Çekip çekip doğrucular. Kedinin de uç, köpeğin de uçunu. Kaydetmez. Ha. İstersen sen de soy. Korkmazsan. Ha. Bozgunlu deli kadar ve oğlu deli asan. Ama seni nasıl kaydettin? Senin de bu tarafa geçmen lazım. Ki seni de ara sıra boyun çalması lazım. En az bir iki sefer çekmesi lazım. Oğlu korkmuş derler bak. Benim oğlan yeni yetişiyor işte. O da bu cesarete yeni sahip olmakta. İşte gözlüğünü çıkarmakta. Bu gözlük çıkararak, eldiven çıkararak başlar. Alışabilirse sonunda bu da aynı görüntülere sahip olur. Onu milletimizin alıp yemez. İşte ballarımızın en güzel görüntüleriyle. Pek yakında bir de Arı filmi çevireceğiz de ne zaman bakalım programı iyice bir düzeltmemiz lazım. Milleti bunun polenini, arı sütünü gerçek arıcıdan alıp yerseniz insanoğluna, kansere, bağırsak kanserinin en birinci felcin, bunun gerçekleri de vardır. Yok sanmayın bak gerçeğini de ispatlayabiliriz. Bozgun Sorkun Belediyesi'nde Hacı Hafız var. Bir kavanozuyla nereye geldi, ikinci kavanozu yemeye başladı, üçüncü kavanozuyla adam ayağa kalktı hemen hemen. Bunu gidip canlı olarak da görebilirsiniz adamı. Kişiyi canlı olarak da sorup öğrenebilirsiniz. Adam felç geçirdi. Biz arı sütü, polen, propolis bunlarla adamı felçten bir noktada da olsun eğitmeye başladık yani. Adam sürekli de yemeye başladı şu anda. Bunun için milletin herkesin yemesini tasfiye ederim. Görmesini kimseye biz yalan söylemek zorunda da değiliz. Neyse onu biraz şey yap da bir daha açarız icabında ya. Kapat mı? Altından kapat. Hah. Öylece zımbala. Biraz daralsın oldu. Ondan sonra açtık mı gider abi. Bunlar. İkinci seferin. Arı tamamen Şiraza'dan çıkmış durumda. İnsanı da rezil ediyor. Rencide ediyor. Balı da paketlettirmekte bayağı bir zorlanıyoruz canım. Yine de ne olursa olsun bunları milletin canlı olarak görmesini istiyorum. Vallahi bir parlıtılar oldu herhalde arkadaş soktu. Kaç tane birden soktu herhalde. Ne yapalım olacak bu bizim işimiz. Bu bizim ilacımız. Doktorun verdiği penisilinden daha iyidir bence. Ben hangi doktora penisilin vurdurursam hiçbir zaman test yaptırmadan vurdururum. Çünkü arı beş arı sokan bir adamı antibiyotik veya herhangi bir ilaç alerjisine tutulmaz yani. Antibiyotik falan bana hiçbir şey yapamaz. Bunu sürekli olarak penisilin mi diyorsunuz? O da hiçbir şey yapamaz. Çünkü ben test yaptırmadan kullanırım. Kullansam da Allah'a şükür ihtiyaç da duymuyorum yani. Sebebine gelince de bu görmüş olduğunuz polen, propolis, arı sütü. En çok da arı sütünü çok seviyorum. Çünkü 60 yaşındayım. 35 yaşında gençliğimi yaşıyorum. Her ana değişisinde de biraz daha geçleşiyorum. Çünkü her ana değişisinde süt yiyorum.
Ama ne yapayım şimdi hayran ya. Ama gene de hayran abi. Bayram sonunda. Kahvaltı yapacağım ben bozulda bunu. Kapatalım, epey oldu ya. Ha? Bayağı bir çekim oldu ya. Yarım saat çektik. Yarım saat olursa millet eyler. Ha? Bu da 10 dakika olsun o zaman. 15 dakika. Bir yere varız. Sormazsa korkusundan 2 dakika çekmişler, boy vermişler demesinler. Canlandırmanın istediği kadar seyretsinler ama kamera kendi çekip kendi şey yaptığı için her tarafımızı çekemiyor. Kusura bakma, görüntüsü kadar olduğu kadar görüntü veriyoruz. Olmadığını ne yapalım? Çok hızlı çiçeklerden dolayı ağrının çok okul vermesinden malları piyasaya sürmemiz biraz gecikti ama gece oldu ya, biraz da kaliteli olduk. Her çiçekten hiç olmasa her bala girmiş olduk. Şu anda çekiyi de çekebilirim az sonra. Olduğum bir mosmor kekik. Bunu çekip de gösterebilirim de şimdi. Sultan zonlasan çekmez mi orayı abi? O hiç aklımıza gelmez benim. Ben gezdiğimde orayı da çekip gelelim. Valla istersen 2 dakika ben kendi yanıma katar da sen bir o kekik var bak orada. Şöyle bir hemen çekip mor bir yerim. 2 dakika da oraya gitsin abi. Arıları döndürerek gel orada. Hem bu tarafı çek. Hani poşet ne bu? Ben de bakacak haydeden sen çekerek git yani. O şu an ayağına bir kapıyor. Kekikleri bakın hiç aklımıza gelmez. Bölgemizin en iyi kekiği olan yer kekiğini şu anda tanıklık etmektesiniz. Çok güzel mosmor şu anda çiçek üzerinde ve arılarımız da var çiçeklerinin üstünde. Bunları bilip de bilmeyen kalmasın. Ve artı bir de ayrıyeten kekik balı diye bir şey yoktur. Çünkü bu zamanda hangi çiçek varsa arı onun üstüne konuyor. Şu anda kekik, börtlen ve diken çiçekleri var. Onlarla
ballarını tamamlamaktalar. Hiçbir zaman tam bir kekik olarak tek kekik kokusunu alamazsınız balın içinde. Hepsinin kokusu farklı farklıdır. Hepsi ayrı ayrı bir koku vermektedir. Evet, kekik çiçekleri çok güzel şu anda. Mosmor açmış vaziyette. Hepsini çektik. Ve değerli arkadaşlar, her arı cimriğinden almayın. Kekikleri görüyorsunuz elimde. Çok güzel mosmor açmış bir vaziyette. Çok harika bir şekilde kokuyor. Sizin de burada olup bunun kokusunu tatmanızı tavsiye ederdim. Arılarımızı da çekiyorum buradan. Hemen arılarımın arka tarafındaki korulukta bu çiçekler, kekikler çok harika bir şekilde. Bunlar da eski kütük kovan dediğimiz kovanlar. Son bir önerim var. Bebek olmayan bayanların kendileri ve eşleri poleni, arı sütünü, balı, propolisi, özellikle bunları bilen bir kişiye sorarak yerlerse %70 bunun faydasını göreceklerdir. Ben bunun da birkaç tane kanıtını canlı olarak biliyorum. Onun için son olarak size söyleyeceğim hiçbir şey yok. Belki göbekten aşağımı görmediniz ama bir hile falan var sanırsanız hiçbir hilesi de yok. Hiçbir şeysi de yok yani. Buyurun. Arılar konuyor, ne güzel. Oh, çok güzel gıdıklıyorlar. Ben de bunu çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor. Haydi Allah'a ısmarladık.
İyi günler, afiyet, şeker olsun. Alacabel bal, hepinize hayırlı günler diler.